Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde MEDICTE ile TVC Sağlık Kuşağı'nda yeniden beraberiz. Var mı çevrenizde yumurtalarını donduran? Düşünen var mı? Ya siz? Peki sosyal amaçlı yumurta dondurmayı duydunuz mu? Bir de tüp bebek var. Ah tüp bebek. Düşüncesi ayrı, yolu yordama ayrı, maliyeti artı dert. Ve bir de genetik incelemeli tüp bebek var ve benim aklımda onlarca soru. Karşımda da bu acayip sorular için İstanbul'dan, Amerikan Hastanesi'nden Doktor Cengiz Alataş. Evet, MEDICTE ile TVC Sağlık Kuşağı başlıyor. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi akşamlar diyeyim. Evet, bu zamanlar çok değişiyor. Benim için de çok değerli, çok eski bir dost yüzsünüz. Çok mutlu oldum sizi ağırlamaktan programımda o yüzden ve aklımda deli sorular var Cengiz Bey. Haydi başlayalım. Başlayalım çünkü bu yumurta dondurma. Yumurtanızı dondurur musunuz diye başlık attık. Tabii ki şimdi aslında şöyle bir giriş yapmak istedim. 2014'te bir anda dünyayı böyle yerinden çalkalayan bir hikaye oluyor. Niye? Bu yumurta dondurma hikayesini önce Google'la Facebook, hani şimdiki adı Meta, arkasından diyorlar ki biz çalışanlarımızın yumurtalarını dondurmasına izin vereceğiz. Yani hatta bunun parasını ödeyeceğiz ki şimdi hamile kalmasınlar, işlerini vesaire yapmasınlar. Daha sonra ne yapıyorlarsa yapsınlar. Şu anda işimize yarıyor diyor. Onu da kimler izliyor? Bakın Spotify izliyor, Amazon izliyor, Microsoft izliyor. Böyle inanılmaz bir sosyal boyutu olan bir şeye geliyor ki işte bu yüzden de medikal, yani tıbbi yumurta dondurma değil, sosyal amaçlı yumurta dondurma oluyor adı. Bu hani bir tarafta işin etiği var, bir tarafta tıbbi tarafı var. Bana bunu bir anlatabilir misiniz? Yani nasıl bir düşünce sosyal amaçlı yumurta dondurmak? İşin sosyal tarafı değişen yaşam koşulları, kadının toplum hayatına daha fazla katılmasıyla eğitim düzeyi ve sonuçta yani bir taraftan evi, bir taraftan işi ve bir şekilde çok gecikmeye başladı. Oysa insan ömrü yaklaşık 100 yılda 2 katına uzamasına rağmen menopoz yaşı değişmedi. Yani bu ortalama 49-50 Batı toplumlarında böyle. Ama 35 yaş kritik bir nokta. 38'e kadar nispeten iyidir. Ama sonra dramatik bir şekilde yumurtalar azalmaya, içindeki genetik olarak sağlıklı yumurta azalmaya. 41-42'den sonra hakikaten doğal gebelik de çok zor. Ve tüp bebekle gebelik oranları da düşmeye başlıyor. Kadınların bir şekilde özellikle bu evlilik sayılarının düşmesi, daha geç evlenmeleri ya da çocuk yapmayı düşünebilir hale gelmeleri, bir bakıyor ki 39 yaşına gelmiş ve biliyor ki çanlar çalmaya başladı. Şimdi burada ikinci bir soru, yumurta çok zor bir hücre. Sperm yaklaşık 100-120 yıldır donduruluyor. Önce veterinerler başladı. Ama yumurtayı dondurmak, bozulmadan geri almak yaklaşık şu 15-20 yılın işi. Yani daha önce yumurta zaten embriyo donduruluyordu, hem de çok iyi bir şekilde, ama yumurta o kadar başarılı değildi. Bunun da ilerlemesiyle özellikle bizim ülkemizde bu konuda zaten çok çabuk adapte oldu. Yani dünyada buna yönetmeliğinde izin veren, kurallarını belirleyen ilk ülkelerden biriyiz. Kısıtlamaları var suistimal edilmemesi için. Yani bizdeki kuralları isterseniz söyleyebilirim. Ama evet, temel mantığı şu: hastanın yaşı ilerlemeye başladıysa ve veya genetik olarak ailede erken menopoz varsa ve veya yumurtalığı azalmaya başladığını gösteren ultrason ve hormon bulguları varsa, o zaman bu aslında bir tüp bebek yöntemi. Yumurtaları yine tüp bebekteki gibi hazırlayıp, ama bu sefer sonuçta bu yumurta kullanılmayacağı için dondurularak hastanın gebe kalma şansını yaşamının ileri evrelerine taşıyabilmesine olanak sağlamak. Yani basit bir örnek söylersek, 38 yaşında makul bir gebelik oranına sahip olan hasta hiçbir şey yapmasa 44 yaşında tüp bebek denese gebelik oranı kat be kat azalacak. Oysa ki 38-39 yaşında yumurtasını dondurduğunda 44 yaşında iken bile, çünkü rahmin yaşlanmasını pek kabul etmiyoruz. Rahim kolay kolay yaşlanmıyor. Yani sağlıklı bir rahmi olması yeterli. Kendi rahmine daha önce dondurduğu yumurtayı daha sonra, ülkemizde tabii evli olmak koşulu vardır, daha sonra evlendiği eşinin veya bir şekilde başka ülkelerde, bu bankadan da olabilir, döllenen yumurtasını istediği yaşında transfer edebilip kabaca 6 yıl önceki gebelik şansına sahip olması giderek de hızlanıyor. Yani bizim de yaklaşık ilk buna izin verilen yıllarda birkaç hasta ayda yaparken şimdi tüp bebek hastalarımızın neredeyse yaptığımız hasta sayısının %15, %20'si yumurta dondurma olmaya başladı. Giderek de artıyor. Bunu doğurganlığa giden yollar içinde siz hani sağlıklı ve önerilebilen bir yol olarak görüyor musunuz? Burada mesele hastanın ne zaman gebe kalmasını planlaması. O yüzden jinekoloji kontrollerde hastayı sadece sağlıklı mı, başka bir problemi var mı diyeden de ziyade aynı zamanda yumurtalığı nasıl diye de bakmak gerekiyor ki, örneğin 34 yaşında bir hasta henüz bekar ama muayene ederken az çok sağlıklısınız, simir testi yapıp o da güzel çıkacaktır deyip muayene başladığını fark ederiz. Aslında. Hocam Cengiz Bey, o son iki cümlenizi yenilemenizi istiyorum. Çünkü internette bir hafif sıkıntı oldu. Ben çok net duyamadım. Onun için yeniden söyleyeceğim. Herhangi bir yaşta, örneğin 34 yaşında olsun. Ya, örneğin Türkiye'deki yasal sınır 39'dan gün almak. Ama yasa şuna izin veriyor bizde. 34 yaşında ama yumurta rezervinin azaldığını ultrasonda fark ettiniz. Rutin bir kontrolde. Bir de antimülleren hormon bakarsınız. Objektif olarak da göstermek için. Ve bunun üzerinden biz burada raporunu çıkartıp çok rahat yumurtasını dondurabiliriz. Hastayı bilgilendirmek lazım. Ama hasta derse ki ben zaten yakın zamanda evleneceğim, o zaman bir kendin dene deriz. Çünkü doğal olan başka bir şey. Ama donmuş yumurtasının vereceği başarı yaşıyla ilgili. Yani ne kadar makul yaşta dondurulabilirse elbette ki başarıyı asıl yaş belirler. Anladığım kadarıyla ama Türkiye'de zaten hani bunun teknolojisi çok sağlam uygulanıyor. Başarı oranları vesairesi de çok yüksek ve maliyetler açısından Türkiye dışından hastalar için de ya da talep, artık hasta demeyeceğim, çok özür dilerim, doktor deyince hasta geldi ama Türkiye dışından talepler için de önemli bir merkez olmuş durumda anladığım kadarıyla. Sizinle mesela Kanada'nın rakamlarını paylaşmak istiyorum. Kanada'da bu bakın bizim eyaletten eyalete değişiyor ama $10.000 civarında hani yumurtaların alınması, arkasından doldurulması ve saklanması da yılbaşına her yıl bir $300 üstüne maliyet ekleniyor. Sonra da hani IVF döngüsüne girmek için de ayrıca yeniden $6.000'dan başlayan maliyetleri var. Bu Kanada'daki durum. Mesela bu Türkiye'de nasıl bir tablo getiriyor, mali tablo karşımıza? Biz maliyetini yapıyoruz o zaman. Çünkü evet, zaten Kuzey Amerika ve Kanada ile fiyatlandırma Avrupa çok farklı. Avrupa'da söylediğimiz fiyatlar hemen hemen %30, %40'ına tekabül eder. %40 diyelim. Yani 2-2,5 kat ucuzdur Avrupa, Amerika'dan. Biz ise yani özellikle son 10 yılda çok sayıda rekabet zaten çok aşağılara indi. Şu anda bizim kliniğimizdeki henüz Ocak zammı yapılmadı. Şu anda İlaçla birlikte, yurt dışında ilaç da çok pahalı. İlaçla birlikte, yani dolar olarak konuşayım ben. Yani şu anki dolar kurunu değil, ortalama söyleyeyim. İlaçla birlikte 1200-1300 dolara, yani Amerikan hastanesinde anestezi dahil, ilaç dahil. Yani Türk hastalar için, yani yabancı hastalar için belki farklı bir fiyatlandırma olabilir ama Türk hastalar için, onlar için de çok da aşırı değil ama 1200-1300 dolara şu anda yumurta dondurma yapılabiliyor. Tüp bebek de keza çok pahalı değil ama yani Kanada'daki bir hastanın yumurta dondurmasıyla bizde 5 defa falan yumurta dondurabiliriz. İşte bu yüzden de aslında biraz sağlık turizmi dediğimiz şeyin içine giriyor ve işte uluslararası operasyonlarıyla, tecrübesiyle çalışan MEDICTE mesela bu anlamda Kuzey Amerika'dan, işte Kanada'dan bu talepleri doğrudan gönderebiliyor Türkiye'ye, sizlere. Evet. Aynen. Evet. Şimdi ya bir şey çok merak ediyorum. Bu konuyu kapatacağım. Başka merak ettiğim şeylere geleceğim ama hani doğurganlık deyince böyle önce bir böyle bir doğal bir şey geliyor. İçinde o doğalar var, doğallık var ama bu onun dışına giden bir yol mu? Bu bizi nereye götüren teknolojiyle birlikte ama aynı zamanda işin ahlaki, etik tarafıyla da doğurganlığı nereye taşıyan bir yol? Yumurta dondurma mı? Yumurta dondurmada aslında hayata küçük bir bypass yapıyorsunuz. Yoksa doğal olmayan bir şey değil. Yumurta sizin yumurtanız. Daha sonra kullanılacak sperm sizin seçtiğiniz, evlendiğiniz, ne diyeyim, hayatı paylaştığınız kişinin spermi. Sadece doğada olan 3 ile 5 günlük bir süreç laboratuvarda gerçekleşiyor. Tüp bebeğin mantığı bu. Amaç kadının yaşı ne kadar, yaş ortalaması bugün 75-80'leri devirse bile ama yine 40 yaşından sonra gebeli kalmakta güçlük çekiyor. 43-44 yaş çok kritik. O yaşlardan itibaren artık gebelik çok nadir. Doğal gebelik. O yüzden tabii ki bir hasta isteriz ki kendi denesin, kendi gebe kalsın. Biz de hiç uğraşmayalım. Maddi ve manevi olarak hastayı yormayalım. Ama hastanın kısa orta vadede önünde bir herhangi bir şekilde çocuk yapma şansı yoksa bu şansını saklıyor. Çünkü erkek için çok kolay. Yani erkek en fazla tek derdi çocuksa tamam yani bana bay bay der ayrılır ama kadın tek başına. Yani fatura gene ya da sorumluluk kadının üzerinde kalıyor. Yani böyle bir haksızlık var. Erkekte de elbette spermin olmaması denen bir durum var ama yani bu tüp bebek tedavisine giren erkeklerin %1'inden azdır. Yani daha seyrek bir durum. Ama kadının menopoza doğru yaklaştığı durumunu daha çok görüyoruz. Daha sık görüyoruz. Ben çok güzel bir bana spot alt başlık verdiniz. Hayata bypass dedim. Hayata bypass sosyal amaçlı yumurta dondurma için güzel bir tabir oldu diye düşünüyorum. Evet izleyicilerimize. Şimdi burada elimizde sağlıklı yumurtalar olduğundan yola çıkarak gidiyoruz zaten. Yani elimizde tam evet sağlıklı da hayata gelecek olan yumurtalar var. Ama buradan baktığımızda yumurta olarak baktığımızda başka bir ilginç konuya gelmek istiyorum. Genetik incelemeli yumurta. Yani yumurtayı tamamen sizin döllediğiniz şekilde değil de başka incelemesini, genetik incelemesini yaptıktan sonra hayata geçirmek. Bu çok hızlı gelişen bir teknoloji. Anladığım kadarıyla ve benim aklımda çok sorular oluşturdu. Merak ediyorum nasıl bir teknoloji, nasıl hızla gelişiyor ve nelere kapı açıyor? Yani daha önce konuştuğumuz gibi bir embriyonun gelişimine baktığınız zaman spermle yumurta birleştiği andan itibaren anne ve baba adayının kromozomlarını yükleniyor ve bunlar belli bir gelişim aşamasına kadar aslında bir miktar embriyo kendini onarıyor. Fakat eski teknolojiyle 3. gün gelişimi embriyosunda ama şu anda blastokist evresine kadar embriyoyu geliştirip o yüzlerce olan hücreden oluşan bir embriyodan birkaç tane, bir veya iki tane hücreyi koparıyorsunuz. Lazerle veya mekanik yöntemle bu kopartılan hücreleri genetik merkezine, bunları özel fikse edilen metotlar ile genetik merkezine teslim ediyoruz. Burada amaç birkaç amaçla yapılabilir. Biraz endikasyonlara önceden daha geniş tutulmakla birlikte yayınlar çıktıkça özellikle ileri yaş burada çok önemli. Bir bu. Çünkü 35 yaşında bile embriyoların %30-35'i anormal iken bu 44 yaşında %80'e çıkıyor. Yani ileri yaş bir hastada eğer yeterli de embriyo varsa embriyoyu seçip koymanın gebelik oranını artırdığını biliyoruz. Diğeri biliyorsunuz birçok tek gen hastalıkları var. Yani talasemi hastalığı var. Örneğin Akdeniz anemisi var. Bilinen çok nadir genetik bozukluklar var ve bir şekilde bunlar eğer biliniyorsa veya ailede genetik olarak saptanması mümkün bir anomali ciddi bir şekilde birikmişse o zaman mesela sizin az önce konuştuğunuz grubun öyle bir hastası vardı. Ya Libya'dan gelen, yani benim de adını neredeyse öğrenciliğimde duymadığım bir genetik bozukluğu vardı ve çocuğun birini kaybetmişti. MEDICTE hastalarından, evet. Evet, aynen. İki tane embriyo sağlıklı bulundu. Biri taşıyıcıydı ama o da bizim için sağlıklı kabul edilir. Sağlıklı olanı tercih ettik ve o tek gen anomalisi ekart edildi. Tabii bu teknolojinin yanıt alması zaman aldığı için embriyoyu donduruyoruz. Tedaviye ara veriyoruz. Genetik merkezinden gönderdiğimiz embriyolardan sağlıklı olan var ise ki bu hastada çıktı. Onu hastaya donmuş embriyo programıyla veriyoruz. Hastaya taze veya donmuş vermenin hiç farkı yok. Tabii öyle ilginç bir konu da var. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Bazen embriyoları donduruyoruz. Bana gönderdiğiniz 2 video vardı. Onları siz konuşurken izleyicilerle paylaştım ama onların üzerinden de anlatabilirsiniz daha detaylı diye düşünüyorum. Yeniden paylaşacağım izleyicilerle. Hı-hı. Yeni bir teknoloji var. Yani inkübatör dediğimiz özel teçhizatların içinde embriyolar yaşatılırlar. Düşük doz oksijen, bir miktar karbondioksit ve medium dediğimiz giderek de birkaç tane bu konuda çok çalışan şirketin sürekli upgrade ettikleri aslında embriyonun, yani siz her gün yaşamak için ne yiyip ne içiyorsunuz, embriyonun da ihtiyaçları karşılanıyor. O otomatik sistemler oluşturuldu. 15 dakikada bir embriyonun resmini çekiyor. Biz böylece embriyoyu değerlendirmek için habire laboratuvarda özel ortamından mikroskop altına çıkarmamış oluyoruz. Zaten kendi içinde mikroskop sistemi var, kamera sistemi var ve 15'er dakikalık yüzlerce resim alıyor. Yaklaşık embriyoyu beklettiğimiz 5 günlük süreç içinde ve şimdi akıllı zeka uygulamaları var. O embriyoyu seçebilmek için orada o bir embriyonun, hatta bir tanesinde de birden fazla embriyonun 0. günden 120. saate kadar gelişimini tek tek görüyorsunuz. Evet. Evet, tam anlatırken onu özellikle paylaştım. Bu farklı bir etik tartışmayı da getiriyor mu sizlere? Hani seçmek. Vallahi haklısınız. Şöyle ki, bu konuda hemen ben bir örnekle gireyim. Örneğin Almanya'da, herhalde ismini vermekte sakınca yok, embriyoyu 5. güne kadar bekletmeye izin yoktu mesela. Döllenen her embriyo takip edilecek ve donduracaksanız kalitesine bakmadan döllenmenin 1. günü donduracaksınız. Oysa bu, yani bir yandan hem laboratuvar için hem de hasta için külfet getiriyor. Belki o embriyoyu 5 gün bekletseniz o embriyo belki 5. güne kadar yaşamayacak ve boş yere dondurmuş olacaksınız. Benzeri örnekte İtalya'dan var. Onların son çıkan, ki 10 yılı devirdi, bir tüp bebek yasasında bir değişiklik yapıldı. Yumurta kullanımına sınırlama getiriyor. Zaten yumurta dondurmanın başarısı da bu sayede arttı. Yani bu zorluk yumurta dondurmanın başarılı olması için atılımı sağladı. Sadece 3 yumurta kullanımına izin verdi. Örneğin hastayı tüp bebek tedavisini alıyorsunuz. Hastayla pazarlık yapamıyoruz ki. Belli bir dozda, yaşına, kilosuna uygun doz veriyorsunuz. Kimi hastadan 5 yumurta çıkıyor, kimi hastadan 13 yumurta çıkıyor. İtalya diyor ki sadece 3'ünü kullanacaksın diyor. Diğerlerini ne yapacağım? Yani hasta masraf yapmış, bu yumurta onun yumurtası, döllensin ne güzel, fazlalarını saklayalım, embriyoları saklayalım. Hayır diyor, 3 tanesini kullanacaksın, bir de kaçı döllenirse döllensin. Yani biri döllenirse biri, 3'te 3 döllenirse 3'ünü de hastaya vereceksin gibi böyle biraz mantığı zorlayan şeyler var. Bizim yasamız, yani biz rahat konumdayız. Çünkü bilim kurulunda hakikaten doktor arkadaşlarımız sürekli bakanlığa tavsiye veriyor zaten. Olabildiğince dünyadaki olağan eğilimleri biz yasamızda taşıyoruz. O anlamda biz rahatız. Bizde de mesela embriyo kısıtlaması var. Yani hastaya 4 tane embriyo veremeyiz ki bu doğru bir şey. Yani 300-400 ilk tüp bebeğe başladığımız yıllarda, yani yaşım ortaya çıkmasın 25 yıl kadar önce, valla 4 embriyo verdiğimiz hasta vardı. Ama şu anda 2 embriyoyu çok nadir hastaya veriyoruz. Çünkü laboratuvarınız iyi ise eğer, başarıyı artırmak için embriyoyu sayısını artırmanın bir anlamı yok. Gebelik oranı değişmiyor. Gebe kalanların içindeki çoğul gebelik oranı artıyor. Yani yine hastaların atıyorum %55'i gebe kalıyor. Ama %0,200 olacak yerde ya da %0,300 olacak yerde, o zaman 3 tane embriyo verdiğiniz zaman %60'ı 200 oluyor, %10-15'i 300 oluyor ki bu pek istediğimiz bir şey değil. Bunlar zor gebeliklerdir. Yani kolay, hem aile için hem devlet için kolay değildir. O yüzden olabildiğince bir embriyo, bir bebek, rahat gebelik. Peki siz burada tabii şeyden, hani başarıdan da bahsettiniz. O zaman başarılı etkileyen faktörleri konuşalım mı? Biraz daha geniş çerçeveden bakıp, hani tüp bebekte bütün bunları da konuştuk. Üstüne başarıyı etkileyen faktörler neler? Oradan şeye de ayrıca gelmek istiyorum. Ona ayrı başlık yapacağız ya, erkekte sperm yoksa konusuna. Evet. Herhangi bir çocuk sahibi olmakta güçlük çeken bir çift karşımıza geldiği zaman hemen çabucak başarı oranınız nedir, ne değildir? Ben de şu anda 0. Niye 0? Çünkü elimizde bir şey yok. Zaten gebelik olmadığı için geldiniz. Ama hastanın yaşı burada en kritik şey o. Yani yumurta sayısı 2. sırada. Çünkü yumurta rezervi azalması da hem gebe kalma oranını olumsuz etkiliyor hem de gebelik kaybı. Bir de çünkü her gebe kalan hasta da doğuramıyor. Bu doğada da böyle. Yani insanoğlunun ortalama doğum olasılığı %75-80. Yani gebeliklerimizin doğada da %20'sini kaybediyoruz. Bu tüp bebek için de geçerli. Ama hastanın yaşı çok önemli. Geçirdiği hastalıklar, örneğin daha önce rahimde olan travmalar, küretaj olsun, ameliyatlar olsun, rahimde herhangi zedelenme olmaması. Zedeli tüpler başarıyı azaltır. Eğer sucuklaşmış heterosalpenks dediğimiz bir tüp varsa bunun bir tüp bebek denemesinden önce çıkartılmasında fayda var. Çok kötü sperm parametreleri de gebelik, embriyo kalitesi üzerinden gebelik oranını kötü etkileyebilir. Ama ne kadar genç hasta olabildiğince ve iyi kalite embriyo başarıyı artırır. Tabii ki laboratuvar. Yani hakikaten laboratuvarın takibi. Mesela ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Laboratuvarda gidip hastanın embriyosuna bakıp hastaya yorum yapmam. Bu tam bir ekip işidir. Hayatımda böyle bir şey yapmadım. Laboratuvardaki sorumlu arkadaşımız, embriyologlarımız bize kağıt üzerinde hücre sayısını, kalitesini belirtirler. Ve birlikte seçeriz. Hatta çoğu kez onlar bizi yönlendirir. Şu embriyoyu verelim. Biz de bunu hastaya, onun için en iyisinin bu olduğunu, kalanları böyle bir iş bölümüyle çalışıyoruz. Şeyi merak ediyorum, bu doğurganlığa giden yollar içinde tabii farklı arayışta olanlar için çok şey ifade eden bazı kısaltmalar var. Bunlar sizin hayatınızın merkezinde ama izleyicilere birazcık farklarını ve belki terminolojiyi anlatmak açısından. Hani IVF, zaten bunlar da Türkçe'de de ancak aynen böyle kullanılıyor anladığım kadarıyla. IVF, mikro enjeksiyon vesaire, bunları birazcık açalım mı izleyicilerimiz için? Zaten İngilizce kısaltması da ART diye, yani yardım üreme teknikleri diye de Türkçe'ye çevirmiş durumdayız. Yönetmenimizde de YÜT, yani yardımcı üreme teknikleri şeklinde geçiyor. Şu anda ikiye ayrılmış durumda. Biri IVF, yani in vitro fertilizasyon. Artık bir şekilde sözcüğün hem kolaylığından dolayı kimi konuşmamızda tüp bebek diye geçeriz. Tüp bebek de genel bir attır. İçinde her ikisini birden içerir. IVF aslında yumurtalar toplandıktan sonra, yani tüp bebek tedavisi bitmiş. Kadının ilaç tedavisi tamamlanmış, ultrason yardımıyla anestezi altında veya lokalle yumurtaları toplanmış, eşinden o gün örnek alınmış. O gün eğer 3 yumurta yanına 100.000 sperm bir petri kabında bir tane. Geri kalan varsa diğer 3 yumurta yine bir 100.000 sperm bir petri kabı ve bunların ne kadarı döllendiğini ertesi gün, yani 18-24 saat sonra ertesi gün kontrol edersiniz. Bu diyeceksiniz tam doğal, çok haklısınız. Tamamen yumurta ve spermler yan yana bırakılır ve ertesi gün gelir bakarsınız. Fakat ertesi gün geldiğinizde eğer hiçbiri döllenmemişse tedavi iptal olur. Hepsi boşa gider. Burada eğer yeterli sperminiz var, iyi kalite sperminiz varsa ve yeterli sayıda yumurtanız varsa nispeten daha doğala yakın olduğu için seçilebilir. Ama çok önemli erkek problemimiz olduğu için, döllenme problemimiz olduğu için ya da yumurtası kısıtlı hastalarımızda bir de mikroenjeksiyon diye kısalttığımız, yani ICSI, yine İngilizce bir kısaltmadır o. Intrastoplazmic sperm injection dediğimiz. Yine aynı şekilde tüp bebek tedavisi bitmiş. Yumurta ve sperm elimizde, bir yumurtaya bir adet sperm. Özel çok ince iğnelerle, yani ortalama 10 mikron çapındaki bir iğnenin içine sperm alıp mikroskop altında, ki kadın yumurtası 2 mikrondur. Kocaman bir yumurtadır aslında. Bir yumurta tek tek. Şurada sesiniz dondu. Oradan gene başlayalım. Hocam, kocaman bir yumurtadır aslında dediniz. Oradan sonra bir dondu. Yeniden alacağım. Evet, ama güzel bir kıyastı. Kaçırmasını istemiyorum izleyicilerimizin. Spermin boyutu 7-8 mikrondur. Ve kullandığımız iğnenin çapı da 10 mikrondur. Yani yumurtayı zedelemeden bir spermin iğnenin içine çekip yine yumurtanın içine, o yumurtanın bozulmasına neden olmadan sitoplazma dediğimiz içindeki sıvının içine spermi bırakıyorsunuz. Mikroenjeksiyon bu. Mikroenjeksiyonda yumurta sayısı çok kısıtlı veya çok özel problem olmadıkça döllenme olasılığı çok yüksektir. Tüp bebekte biraz, IVF'de birazcık sperm ve yumurtaya bağlı. Ortalama döllenme oranını %75-80 kabul ederiz IVF'de. Oysa ICSI'de bu %99 civarındadır. Yani o sperm canlıysa o yumurtanın döllenmeme olasılığını çok nadir görürüz. Birebir konuşuyorum. Ama 10 yumurtanız varsa ve onunla da birer sperm koyduysanız bunun embriyoya dönüşme olasılığı yine en az %70-80'dir. Yani bir şekilde bazen döllenmeyi garanti altına alabilmek için mikroenjeksiyon seçilebilir. Yine buna laboratuvar karar veriyor. Yani hastanın yumurta ve sperm özelliklerine göre. Burada sperm derken hani sizinle böyle bir ön konuşmayı yaparken ya erkekte sperm yoksa diye bir başlık düşünmüştük. Hani bu burada başvurulabilecek şeyler neler? En zor durumlardan biri bu. Evet, ona azospermi diyoruz. İkiye ayrılır. Bunun bir tanesi testiküler yetmezlik dediğimiz. Yani sperm o kadar az yapılıyor ki yok denecek kadar az yapılıyor ve sonuçta dışarı çıkan erkek ejekülat verdiği zaman, yani doğal bir şekilde örnek aldığımız zaman sadece sıvı var ve içinde hiç hücre yok. Teori, testisin bir köşesinde birkaç tane sperm olabilir. Bunun adı non-obstrüktif, yani tıkanıklık yok. Tüm anatomi doğal fakat bir şekilde ya kök hücreden spermin gelişimindeki aksaklıklar ya genetik bozukluklar sperm yapımı çok aksamış durumda ve dışarı çıkacak kadar bir sperm bulamıyoruz. Bunlara TESA dediğimiz anestezi altında, bununla bu konuda özellikle çalışmış bir üroloji uzmanının denetiminde mikroskop altında testis dokusunun içindeki küçük kılcal şekildeki tübüller toparlanıyor ve bunlar crash ediliyor, yani kırılıyor. Dakikada binlerce devirde dönen özel santrifüjlerde çöktürülüyor. O dibindeki çökelekte resmen samanlıkta iğne arar gibi sperm aranıyor. Bu grup zor gruptur, değerli bir gruptur. Çünkü bir atımlık kurşunumuz var. Yani sperm buldunuz. Eğer sperm deneme şansını yok denecek kadar az kabul ediyoruz. Özellikle iyi bir merkezde denediyse bir daha denemeyebilirsiniz diyoruz. Ama ilk denemede ortalama bir %50-60 gibi iyi bir oranla sperm bulunabilir. Sperm bulunduktan sonra geri kalanı klasik tüp bebek yumurtayla tek tek geliyor. Bazen çok ilginç durumlar oluyor. Yumurta var ama erkekten 6 adet spermi zor buluyorsunuz. Yani eyvah, gene dondunuz. Yani'den sonrayı yeniden duymak istiyorum. Eğer o kadar az sperm bulunabilir ki bazen kadın daha iyi cevap vermiş. Örneğin genç bir hasta ve gayet de güzel yumurta sayısını olur. Ama o yumurta kadar spermimiz olmayabilir. Yani bu grup. Bir grup daha var. O güzel grup. Bir şekilde ya genetik olarak kanallar yok veya daha sonra geçirilen enfeksiyonlarla kanalları tıkanıyor. Bu da obstrüktif, yani tıkanıklığa bağlı grup. Aslında her şey güzel. Spermin yapımı normal, tüm anatomin normal ama spermi testisten dışarıya taşıyan kanallar ya yok ya tıkanmış. Bu grupta ise yine küçük bir işlem gerekiyor. Ona PESA dediğimiz küçük bir iğne ile lokal anesteziyle bile yapılabilir. Testisin toplayıcı kanalından çok basit bir şekilde milyonlarca sperm bulabilirsiniz. Ve hatta fazlasını doğumumuz için ve gayet iyi sayılarda sperm elde edebilirsiniz. Bu hastanın da bundan sonra zaten gebelik oranı eşinin yaşıyla doğru orantılı. Şimdi Cengiz Hocam, hani bu gerçekten oldukça standartlaşmış da hani popüler olan da, daha doğrusu hani çokça başvurulan bütün şeylerden bahsediyoruz ama siz demin konuşurken iyi bir merkezse lafını kullandınız. Onun altını çizmek isterim. Bu konuda bütün tüp bebekte, bu anlattığınız bütün bu operasyonlarda iyi bir merkezin altı nasıl çizilir? Nedir iyi bir merkez? Farkı nedir diğerlerinden? Ya bu subjektif tarafları var. Çünkü herkes kendine kötüdür demeyecek. Ben kendi ülkemiz için söyleyeyim. Bizde şu anda ruhsatlı 150 civarında merkez var. Bu yani ne diyelim, yaşadığımız sistemin bir doğası. Yani herhangi bir teknoloji çıktığı zaman o hemen kısa sürede kopyediliyor. Ki Türkiye'deki tüp bebek merkezlerinin oluşmaya başlaması 92-93'ten itibaren ama 96'dan itibaren hızlıca arttı. Burada bir defa hastaneniz önemli. Çünkü yumurta toplama sırasında bir probleminiz olabilir. Herhangi bir müdahale gerekebilir. Yatırıp takip etmeniz gerekebilir. Bu önemli. Teknoloji sürekli yeniliyor. Çok pahalı teknoloji ve çıktığında çok küçük upgrade'lerle ama inanılmaz yüksek eğitimli ve çok düşük ücretler kar marjı ya da kar demeyelim karşılama oranı Türkiye'de zor. Az önce aynı işlemi hatta yani sizin Kanada için söyleyeyim. Türkiye'deki birçok merkez, Kanada'daki birçok merkezden hiç geri kalmaz. Çoğundan da iyi olan merkezlerimiz var. Yani Türkiye bu anlamda şanslı. Burada havalandırması çok önemli. Ciddi maliyet gerekiyor. Embriyonun güvenlik takibi çok önemli. Çünkü yani insanın içinde olduğu, göbeğinde insanın olduğu bir iş. Herhangi bir hataya izin yok. Böyle bir hata yapma şansınız yok. Özel ne diyelim elektronik takip sistemleri var. Yani herhangi bir hastanın yumurtası, spermi Allah korusun. Bunların match, sürekli match olması lazım. O çok önemli. Laboratuvardaki personelin bir ekip şeklinde çalışması. Bizim hastanemiz ve ekibimiz için söyleyeyim. Şu anda bizim birlikteliğimiz 25 yılı devirdi. Yani ayrılan herhangi bir kimse yok ekipten ama sürekli yeni arkadaşlarımızla giderek büyüyoruz. Yani yoksa iyi bir merkez. Burada tabii yine yaşadığımız ekonomik sistemi bilirsiniz. Türkiye'de reklam yasak olmakla birlikte çok çeşit pazarlama yöntemleriyle tabii üzücü olan bir takım onu ben size hiç bahsetmedim. Gerçekten başarıyla doğrudan ilişkisi şüpheli veya kanıtlı olmayan birçok ek işlem ile başarıyı artırabilir miyiz başlığı adı altında hastalardaki bu düşük ücret politikasını telafi etmeye çalışılıyor. Bu hoş değil. Burada hastaların biraz ona dikkat etmesi lazım. Yani gerçekten ne yapılırsa hastanın gebelik oranı çok daha iyi olabilir. Ama hastamız eğer mucize arıyorsa yani durumu zor, yaşı ileri veya sperm aramış bulunamamış. Burada mucize falan yok. Ama insan tabii bu psikolojik olarak zor bir konudur. İnsanları çok deprese eden bir konudur. O zaman mucize aramaya kalkıyorlar ve de bu da suistimale açık bir alan haline geliyor. Çünkü sürekli yepyeni araştırmalar var ama bunların çok azı rutine biniyor. Çoğu 3 yıl, 5 yıl bu sırada pazarlamalar yapılıyor. Maliyetler, hastalara ciddi maliyetler biniyor. Bazı uygulamalar var ki tüp bebek maliyetimiz kadar yani zaten o fiyata yeni bir tüp bebek yapma şansı var hastanın. Türkiye o kadar ucuz bir ülke. Ama hastanın bir denemek için harcadığı maliyet zaten kısıtlı olan bütçesini biraz da buna dikkat etmesi lazım. Yani bütçesini iyi yönetmesi lazım. Biz örneğin bir hasta bizi aradığı zaman biz işte şu kadar biz ona fiyat hiç söylemeyiz. Söylemeyiz derken bu konuşulacak son şeydir. Benim bir hastaya sorduğum ilk şey kaç yıllık evlisiniz? Eşiniz kaç yaşında? Sorun neydi? Buyurun gelin konuşalım. Ondan sonra bakarız. Zaten çok pahalı değiliz merak etmeyin. O konuda da hastanemizin kuralları içinde gerekli yardımlar bulunur. Ama ben biliyorum bazı yerleri cebinize şu kadar lira koyun buyurun gelin. Yok böyle bir şey. Yani hastalar buna televizyona kim çok çıkıyorsa dikkat etsinler. Yani televizyona çıkmak apayrı bir enerji gerektiriyor. Siz kaç gündür benimle konuşmayı planladınız? Doğumdan çıktım geldim. Hatta 10 dakika geç buluştuk. Yani bu başka bir şey. Bu pazarlama, çok ciddi maliyetler ve başka bir tıp uygulama pratiği var. Biraz daha klasikleşmiş, buna gerçekten emek vermiş ekipleri, doktorları tercih etsinler. Evet. Burada tabii Türkiye gerçeğini anlattınız. Buradan da ben hani Kanada'yla bir bağlantıyı kurabilmek istiyorum. Tabii ki konuyla ilgili izleyiciler biliyorlardır ama belki yeni ilgilenenler için. Bizde eyaletlerde tabii ki sağlık eyaletlerin jurisdiction yetki alanı altında bir konu. Eyaletlere göre değişiyor ve bu aslında hani devlet tarafından desteklenen, daha doğrusu hani insurance sigortanın içerisinde olabilen ama hepsi için farklı. Mesela 4 ana eyalet var aslında bunu şey yapan, kendi sağlık sigortasından ödemesini yapan, ama parçalı parçalı yapabiliyorlar. Ontario'da, Quebec'te farklı şeyler var. Bazılarında hiç yok. Tek seferlik çoğu zaman ya da bütün masrafların bir kısmı karşılanıyor gibi. Bayağı böyle ayrıntılı bunun şey alt maddeleri var Cengiz Hocam. Ama genelde baktığımızda da pahalı bir şey. Hem de işte zaten bir seferin üzerine çoğu da izin vermiyor. Dediğim gibi biraz detaylı eyalet eyalet anlatmak gerekir. Onu şimdi yapmayacağım burada, ama sonuçta maliyetine baktığınızda da bakın 20.000 dolarlara çok rahat çıkan ve üstüne çıkan bir şeyden bahsediyor Kanada. Yani bu şimdi burada baktığımızda hani bunun bir kısmı da diyelim ki tamam devletten sigorta olarak alınabiliyor. İkinciye, üçüncüye gidebilme şansı kalmıyor. Burada da işte mesela Türkiye hani yeniden sizin anlattığınız rakamlara bakınca gözde bir merkez oluyor. Çok çok ekonomik. Zaten ya, biz de dahil olmak üzere birçok arkadaşımız, yani sonuçta rakiplerimiz olsa bile hemen hemen birçok merkezdeki çalışanlar bir şekilde ya merhabamız vardır ya arkadaşımızdır. Ben de biliyorum, yani Gürcistan'dan Kosova'ya, Irak'tan Libya'ya, yani Rusya'ya, çok yerden, Avrupa dahil, çünkü özellikle İngiltere falan bayağı pahalı. Yani 5.000 poundları falan biliyorum ben. O yüzden de çok sayıda Türk ya da yabancı hasta, dışarıda yaşayan, yani Türkiye'yi bu anlamda tercih ediyor. Çünkü çok sayıda yabancı hasta Türkiye'ye geliyor tedavi için. Orada ben bir şey fark ettim siz aslında anlatırken, daha şeyin röportajın başlarında. Hani loopholes der, daha doğrusu böyle yasada boşluklar deriz. Yani yasalardaki bazı boşluklar vardır ve uygulamalar ya da bazen de çifte standart. Türkiye galiba bazı boşlukları bırakmış. Türkiye kendi içi için başka bir şey uygularken Türkiye dışından gelen hastalara başka şeyler uygulanabiliyor anladığım kadarıyla. Doğru mu? Yok, şöyle bir hayır. Yasa hiçbir şekilde değişmez. Hı-hı. Yani mesela IVF yasasını söyleyeyim, hı-hı, ben. Evli olmak zorundasınız. Yani evli olmayan bir çifte IVF yapılamaz. Türkiye dışından gelen bir çift için de geçerli mi bu? Fark etmez. Yapmayız. Tamam, ben orada asla, emin olmak istedim. Ya elçilikten, yok hayır kesinlikle, ya elçilikten, ki benim öyle Somalili bir hastam vardı. Hı-hı. Hakikaten. Yani sonra üst düzey bir Somali vatandaş olduğunu öğrendim, ama biz ona standart marriage paper şeklinde bir İngilizce ile ona bir evrağı anlatmaya çalıştık ondan sonra. Ve evet, öyle bir evraklar varmış ama kadının bundan pek bir haberi yok. Konsolosluktan bize, hı hı, evli olduğuna dair, o bizim için yeterli. Yani güzel. Bu şekilde zaten yurt dışından gelen hastalara bunu özellikle söylüyoruz. Yazışırken veya gelecekleri zaman. İşte evde unutmak falan gibi şeyler yapmayın. Bir kopyasını getirin diye, evli olmak zorunda. Bu bir. İkincisi kendi gamet dediğimiz, yani erkeğin kendi spermi, kadının kendi yumurtası olmak zorunda. Yani bu yapılamaz. Böyle, bu sadece bunu yapan ülkeler var elbette, yasal sınırlar içinde. İşte Kanada'da da yapılabildiğini biliyorum ben. Amerika'da da yapılıyor. Ama mesela Avrupa'da da, Almanya ve İtalya'da da Türkiye gibi. Yani tamamen kendi yumurtaları olması lazım. Her ülkenin kendi kültürüne göre yasalarında kısıtlar var. Bu bahsettiğim belki şöyle yanlış anlaşıldı. Türk vatandaşlarının maliyetleriyle yabancı hastalar farklı. Küçük bir fark var. Yani hastaneler hastalara tüp bebek fiyatı uygularken, yani yabancı hastalara uygulanan maliyet ile, ki bu sizin az önce Kanada için söylediğinizin gene çok 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 altında, ama yani Türk vatandaşı, daha doğrusu TC kimliği veya ikamet belgesi dediğimiz, illa Türk vatandaşı olması da gerekmiyor. Onlar Türk vatandaşı gibi normal bu ekonomik fiyatları kullanıyorlar. Ama yabancı uyruklu, yani pasaportuyla gelen hastalar, onlarınki biraz bizim hastalarımızdan pahalı. Anladım, çok. Bu biraz ekonomik. O kadar da ucuza yapmıyoruz onları. Ama pahalı da değil yani. Çok çok net anlattınız. Şimdi aslında tabii bu konuda, hele tüp bebek deyince, yani hani saatler konuşmamız lazım. Çok farklı alt başlıkları var ama onları başka programlara saklayalım. Ben programı bu röportajı kapatmadan bir şeyi hani böyle merak ediyorum. Bir şeyi anlatmanızı isteyeceğim. İnfertil çift Tamam mı? Böyle bir hani bir etiket gibi düşünün. Bu bir kabus mu? Bir kabus olmalı mı? Yani bu insanlar ihtiyaçları için, doğurganlık için, hani sonuçta annelik, doğurganlık, bunlar her kültürde zaten bir şekilde işte el üstünde tutulan çok değerli şeyler, kelimeler, tanımlar. Ama bunun karşısında, buna inanmış insanların karşısına infertil diye bir kelime geldiğinde bir anda sanki bir kabusun içinde buluyorlar. Bu bir kabus mu gerçekten? Bana bir infertilin ya da infertil çiftin kabus olup olmadığını söyleyebilirsiniz. Bu nasıl bir etiket ve nasıl çıkartılır? Yani her eğitim düzeyinden, her kültürden hastamız mevcut. Yani sürekli farklı kişilikte insanları görüyoruz ama şu ya da bu şekilde herkesin üzerinde az veya çok bir baskı unsuru. Yani bu kadının toplumdaki yeriyle ilgili, çünkü doğum yaptığı zaman toplumda otomatikman kadın upgrade oluyor. Otomatikman. Yani bu Türkiye'de çok fazla. Hele bir de erkek çocuk doğurduysa of ya. O yüzden hocam her kadın anne olmak zorunda değil. Yok böyle bir şey. Yani bu işin arkasında nasıl bir etik tartışma? Hala böyle. Yurt dışından gelen hastalarda da görüyoruz. Yani, artık bazı erkekler anne olmalı yani, eğer annelik bir tanımsa. Yani bu bunun bakın, böyle bir şey, cinsiyet olmamalı. Hiç sormayın. Kadın üzerindeki bu ne diyelim toplumsal şey devam ediyor. Yani onun çok uzun yıllar olacak. Evet. Irak'tan gelen 44 yaşında 5 çocuğu olan kız da var, erkeği de var. Ama tekrar geldi, çocuk istiyor. Olmaz artık bırakın dediğimde yani kansersin desem daha az üzülürdü herhalde. Yani kadının ya yeter artık işte 5 tane doğurmuşsun. Her şeyinde var. Çocuklar kocaman olmuş. Ve ben bunu anlatamadım hastaya. Zaten psikologlar bunu yani size tedavisi zor, vücudunuza onarılmaz hasar verecek bir hastalıkla eş anlamlı baskı oluşturduğunu söylüyorlar. Yapılan anket çalışmaları var. Psikolojik anket. Çok yayın var bu konuda. Yani kısır dememeye özen gösteriyoruz. Kısır bize göre asla çocuk sahibi olamayacak kişiye biz kısır diyoruz. O yüzden ona sterilite diyoruz. Sterilite. Ama infertil, evet, gebe kalmakta güçlük çeken diyelim. O yüzden de yani insanların hayatını gözden geçirirken ben hep şey diyorum, gencim, güzelim, işte yıllar geçiyor. Biraz kadının yani bu konuyu biraz daha dikkatli takip etmesi lazım. Çünkü sonuçta fatura ona çıkıyor. Erkek faturayı çabuk atlatıyor yani. Ödeyemezse de kalkıyor masadan. Yani erkeklerin konumu bu. Ben onu görüyorum. Yani maalesef biraz sık görüyorum. Hocam çok güzel söylediniz. Hani gerçekten en sonunda ben hani şeyde infertil çift bu bir kabus mu başlığını da verdim. Buradan da çok güzel bir hani işin hem psikolojik hem de sosyolojik tarafına çok güzel değindiğinizi düşünüyorum. Bu işin hani tıbbi böyle alt başlıkları dediğim gibi daha saatler alır ama onları da başka bir zamanda gene sizin ekiple çok sevdiğim, her birine tek tek selam göndermek istediğim ekiple özellikle de Kayan Yakın'a. Evet, doğrusu tekrar söyleyeceğim. Röportajınız çok güzel. Evet, çocuklarımı doğurtan dünyada çok güzel bir ekipsiniz. Çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok yani yalnızca tıbbi değil, çok doğru psikolojik ve sosyolojik mesajlar da verdiniz, ipuçları verdiniz. Yumurtanızı dondurur musunuzdan girdik. Ondan sonra nerelerden çıktık. Görüşmek üzere diyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Turkish Voice of Canada'da TV'si, MEDICTE TV'si sağlık kuşağında önemsediğim, birçok kişinin çok önemsediği, dediğim gibi tıbbi tarafından tutun psikolojik ve sosyolojik boyutlarıyla önemli konulardı. Yumurta dondurmak, tüp bebek ve genetik incelemeli tüp bebek özellikle. Evet, gerçekten... sevgili doktorumuz Cengiz Alataş, Amerikan Hastanesi'nden, İstanbul'dan MEDICTE işbirliği yapan Amerikan Hastanesi'nden bu konuları detaylarıyla anlatmaya çalıştık. Belki biraz daha detaylara sonra girmek gerekecek ama şimdilik bu kadar. Yeniden görüşünceye kadar sağlıkla kalın, esen kalın diyorum. Hoşça kalın.